Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somje Blok 1 seyir füzesi ile Gökdoğan ve Bozdoğan havadan havaya füzelerin testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu. Erdoğan'ın gelişmeyi duyurduğu paylaşımında MMU'nun görev bilgisayarının TÜBİTAK Bilgem'de üretildiği bilgisi de yer aldı. İlk olarak F-35 savaş uçaklarının iç silah istasyonlarından kullanılmak için geliştirilen Somje'nin Akıncı TİHA ve MMU'da kullanılması planlanıyor. Görev profilinde hava yer görevleri yer alan Kızıl Elma ve Anka 3 MİUS'ların da Somje'yi kullanabilecek platformlar arasında olması bekleniyor. Düşük silüet gerektiren iç silah istasyonlarından kullanım isteğini karşılamak için Somje, Somseyir füzesinden farklı olarak daha küçük bir gövde ve tamamen katlanabilir kançık takımına sahip. Türk Savunma Sanayi 2022 hedefleri kapsamında, savaş uçaklarımızın hava üstünlüğü için geliştirilen kısa ve orta, uzun menzilli Bozdoğan ve Gökdoğan hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testleri tamamlanacak ifadesine yer verilmişti. Türkiye'nin savaş uçaklarında kullandığı AIM-120 AMRAAM görüş ötesi ve AIM-9 Sidewinder görüş içi hava füzelerinin yerini alması planlanan Gökdoğan görüş ötesi ve Bozdoğan görüş içi hava füzeleri TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. 25 kilometre menzilli görüş içi hava füzesi Bozdoğan 4 maç gibi kendi sınıfı için yüksek bir hıza çıkabiliyor. İlk olarak 65 kilometre menzil isteğiyle başlayan Bozdoğan'ın ise yakın zamanda 100 kilometre üzeri menzile ulaştığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından açıklanmıştı. TÜBİTAK SAGE, Gökdoğan ve Bozdoğan'a ek olarak ilk yerden atışının 2023'te yapılması planlanan Gökhan Ramjet İT-2'li hava füzesi ile Akdoğan Mini hava füzesi projeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.